Evet, hepinize selamlar dostlar. Yepyeni bir YouTube videosuna da hoş geldiniz. Gerçekten bir önceki videolarla yaptığınız yorumlar beni her gün gaza getiriyor. Her gün video atasım geliyor. Ben de söz verdiğim gibi FPS arttırma videosu çekiyorum. Böyle yok şu Regedit'e girin, yok işte konsolu açın, şunu bunu yapıştırın demeyeceğim. Tam tersine sizin bilgisayarınız için en iyi ayarları yapacağız. Bunu buradan nasıl sağlayacağım? Hepinizin bilgisayarın özelliklerini nereden bileceğim? Şimdi abi önce bir Paint açıyorum. Şimdi buraya 3 çeşit oyuncu yerleştirelim, tamam mı? 2, 3. Bu arkadaşımızın i3 işlemcisi olsun. Bunun i5 işlemcisi olsun. Bunun da i7 işlemcisi olsun. İşte bunun Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 işlemcisi olsun. Ryzen'lar öyle düşünsün. Ben Intel üzerinden örnek vereceğim. Bu arkadaşımızın işte GT 1030 ekran kartı olsun. Oğlum... Oğlum yanlış oldu lan. 13030 oldu bu. Neyse siz bunu 1030 olarak algılayın. Bunun da 1050'si olsun. Bu GTX yazamadım. Bunun da GTX 1050'si olsun. Bunun da GTX 2060 olsun. Tamam mı? RTX lan pardon. Siz yazılar aldırmayın beyler. Mouse'la yazı yazmaz hakimiyetim sıfır. Şimdi diyeceksiniz oğlum sen deli misin lan, ne anlatıyorsun oğlum bize diyeceksiniz. FPS'imizi arttır lan falan diyeceksiniz. Evet haklısınız. Bak sakin arkadaşlar, lütfen sakin olun. Bak güzelce dinleyin, tamam mı? Şurada bir şey anlatmak istiyorum. Gerçekten hepimiz işimizi yapalım, evimize gidelim. Şimdi ben size benim bilgisayarımı, bu da benim bilgisayar olsun, tamam mı? Benimki de orta seviye olsun. Şimdi benim bilgisayarımda ekran kartımla bu adamın ekran kartı farklı. Benim işlemcimle bu adamın işlemcisi farklı. Aynı şekilde bunun da farklı. Ben size tutup da kendi FPS arttırma ayarlarımı göstersem ne olur? Belki de 3 kişinizden sadece bir taneniz benim bilgisayarıma en yakın olduğu için en mantıklı, en optimiz ayarı bu arkadaşımız alacak. Çünkü benimki de orta seviye bir bilgisayar, bu da orta seviye bir bilgisayar. O yüzden sizin bilgisayarınız için nasıl ayarlar yaparız? İşte bugün bunu göstereceğim. Maksimum olabileceğiniz FPS'i emin olun ki alacaksınız. Arkadan gelen o vantilatör sesinden dolayı özür dilerim. Hava çok sıcak arkadaşlar. Yani terliyorum ben burada. Yani çok kötü. O yüzden fanı açtım, kusura bakmayın. Birazcık cızırt cızırt ses gelebilir. Lütfen idare edin. Videonun sonunda hepiniz buradan mutlu, eli dolu bir şekilde ayrılacaksınız. Uzun video olabilir, kısa video olabilir. Şu an ben de kestiremiyorum. YouTube'da binlerce video izledim. Şimdi buraya da bir tane kırmızı Valorant rengimizde bir çizgi çizelim. Tamam mı? Oğlum Paint'i en son ne zaman kullandıydım lan? Şimdi Valorant bize diyor ki, bu Valorant olsun. Valorant bize diyor ki, yazalım da Valorant diye. Valorant bize diyor ki, kardeşim diyor, ben diyor sana optimi olmuş ayarları öneriyorum diyor. Sen diyor bu ayarları değiştirerek config'deki diyor FPS arttırabilirsin diyor. Config ne? Çalıştır. YouTube'da görmüşsünüzdür. Adam geliyor buraya. Çalıştır yazıyor. Tamam mı? %update'e %100 yazıyor. Tamama basıyor. Update'e giriyor. Lokale giriyor. Yanlış yere girdik. Lokal. Aşağıdan Valorant'a tıklıyor. Saved klasörüne giriyor. Config'e giriyor. Burada görmüş olduğunuz gibi tekrar Windows'a giriyor. Games are settings. Burayı hepiniz biliyorsunuzdur. YouTube'da FPS arttıran arkadaşlarıma sesleniyorum. Bunları gelip burada sıfır yapıyorsunuz ya beyler. Siz oyun içi ayarlarınızı düşürüyorsunuz ya grafik kalitesini. İşte siz o grafik kalitesini düşürdüğünüzde bunlar minimum 3'e düşüyor. Bunlar sizce niye minimum 3'e düşüyor arkadaşlar? Hiç düşündünüz mü? Çünkü Valorant 3'ün altından sonra size optimizasyon sağlamıyor. Yani sana diyor ki, kardeşim sen bunu sıfıra çektin mi FPS'in artar. Doğru. Ama 300 FPS alsan bile karşına adam çıktığında sen o adamı vuramayacaksın. Niye? Optimizasyonu bozdun güzel kardeşim. Yani oyun tabii ki de FPS'i yüksek verip daha fazla oyuncu çekmek ister. Ama senin sol üstteki FPS'in yalan FPS olmuş olur. O yüzden buradaki ayarı gelip de 0-0 yapıyorsanız asla böyle bir şey yapmayın. Buradaki ayarlara dokunmayın. Buradaki optimizasyonu bozmayın arkadaşlar. Bakın tekrar söylüyorum. Buradaki optimizasyona lütfen karışmayın. Bunu değiştirdiyseniz bunun bir yolu var. O da şu. Buraya geleceksiniz. Şu config'i buradan sileceksiniz. Config yazını delete'e. Şimdi bunu sildiğiniz zaman oyun ayarlarınız sıfırlandı. Şimdi benle birlikte kendi oyun ayarlarınızı yapacaksınız. Burada bu çarpıya bastık çıktık. Şimdi burada 3 tane bilgisayar örneği verdim değil mi ben?
Şimdi ben sizin hangi bilgisayarın kullandığınızı nereden bileceğim? Gelip de buraya başlat seçeneklerinde ben hepsini ezberet, klavyeyle yazarak tek 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 hangi dosyalar temizlenecek, hangileri silinecek, hangileri kurulacak biliyorum. Fakat şimdi ben size bir şey önereceğim. Bakın lütfen deneyin arkadaşlar. Benim daha 200 abonem var. Sponsor almam imkansız. Benim burada size yardımcı olmaya çalışıyorum. Buraya ben programı indirdim kendim ve yıllardır da bu programı kullanıyorum. İsmini, linkini alttan orijinal sitesini vereceğim. Siz orijinal sitesine girdiğinizde sizden bu programı doğrulamak için burada işte lisansı aktifleştir vesaire bir şeyler yazacak dostlar. Siz burada lisansı aktifleştirmeniz lazım. Onunla nasıl yapacaksınız? İşte karşınızda lisansı aktifleştir diye bir şey çıkacak beyler. Bende çıkmamasının sebebi şu. Çünkü ben aktifleştirdim. Ben açıklama kısmına lisans kodları da paylaşacağım. Bu kodları tek tek şey yaparak buradan lisansınızı, Pro'yu aktif edebilirsiniz. Bu program ne işe yarıyor? Bakın, tümünü seçe tıkladım. Gizliliği süpürüyor, çöp dosyalarını, her şeyi temizliyor. Bunu haftada bir kere yapsanız bilgisayarınız uçacak bak, internete kadar hızlandırıyor. He, bunlar yetmedi mi? Buradan hızlandırmaya giriyorsunuz, tamam mı? Buradan arkadaşlar başlangıcı eneyebiliyorsunuz. Buradan oyun modu açabiliyorsunuz. Aynı zamanda donanımınızı ivmeleyebiliyorsunuz. Bu da mı yetmedi? Sağ altta 3 tane nokta var. Buraya gelin, internet hızlandırıcı. Çift tıklayın. TCP en iyiyle. Bunu geliyor, bilgisayarınızın alabileceği en iyi lag input ayarını size uyguluyor. Hop, en iyilendi şu an. Kayıt temizleyici. Bu kayıt temizleyici çok önemli. Bakın şimdi bilgisayarımda kaç tane hata çıkacak arkadaşlar. Tara. Yani bunları niye elle yapalım ki? Bunların hepsini ben elle yapmayı biliyorum. Yıllarımı verdim. CS16'dan CSGO'da her gün temizleye temizleye. Ama bakın bunun programı var. Haftada bir kere geleceksiniz, temizleyeceksiniz. FPS'iniz artacak. Ben tutup da size beyler şu ayarı yapın ya dediğimde siz gidip o ayarı yaptığınız zaman benim bilgisayarımla sizin bilgisayarınız farklı olduğu için doğal olarak ne olacak? Siz bendeki o performansı alamayacaksınız. Sonra gelip bana ana bacı söyleyeceksiniz yorumlarda. Ama dediklerimi uygulayın. Dediklerimi uyguladıktan sonra arkadaşlar FPS'iniz artmadıysa gelip bana kötü yorum yapabilirsiniz. Bakın gördünüz mü hataları? Bakın ben taramama rağmen ki bak bunu düzeltmeye başla diyorum. Bu şu an 24 problemi düzeltiyor. Düzeldi. Buradan arkadaşlar akıllı RAM var. Windows düzeltici. Windows'unuzda hatalar varsa bunların hepsini düzeltebilirsiniz. Neyse, bir program önerim bu. Ben oyun modunu açıyorum. Valorant'a öyle giriyorum. 342 MB bakın RAM'den tasarruf ediyorum. Bu da benim FPS'imin artmasına, bilgisayarımın rahat çalışmasına sebep veriyor. Şimdi bunu buradan çıkalım. Valorant'a girelim. Programın linkini açıklama kısmında vereceğim arkadaşlar. Yoksa ben de biliyorum nerede ne yapılacağını. Ondan sonra önemli bir ayar daha var. Bunu görmüşsünüzdür. Buraya grafik yazıyorsunuz. Grafik ayarları. Buraya Valorant ekliyorsunuz arkadaşlar. Buraya Valorant eklemeyi bilmeyenler için gösteriyorum. Bakın bunu içinizde bilenler vardır. Lan biz bunu biliyoruz deyip dislike'a basmayın. İsteyen bassın. Ama yine de gösterelim. Bilmeyen elbet ki vardır. Bunu buradan kaldırıyorum. Sizin gözünüz önünde hemen ekliyorum. Burada bu bilgisayarıma giriyorum, tamam mı? Ondan sonra C'ye girdik arkadaşlar. Benimki burada Riot Games, görmüş olduğunuz gibi Valorant var. Valorant'ın içine girdik. Buraya Valorant yazıyorsunuz. Buraya Valorant yazdıktan sonra pardon, bu bir önceki ekrandaydı ya arkadaşlar. Valorant. Valorant yazdık. Riot'a giriyoruz. Buraya Valorant yazıyoruz. Çıkmadı. Valorant. Oğlum enter'a basmadığım için mi çıkmıyor lan acaba? Ha, enter'a basmamız gerekiyormuş beyler ya. Söylesenize beyler. Enter'a bas diye. Buraya Valorant yazıyorsunuz. Bakın burada iki tane dosya çıktı, tamam mı? Buna sağ tıklıyorsunuz. Özellikler. Buradaki ismi, konumunu kopyalıyorsunuz. Buraya geliyorsunuz. Göz at. Tamam mı? Dosya adı. Ekle. Bunun üstüne tıklıyorsunuz. Ekle. Buradan seçenekler. Yüksek performans kaydet. Tekrar buraya geliyorsunuz. Burada bir tane Cappar kardeşimiz kaldı. Buna da sağ tıklıyorsunuz. Özellikler. Bunu soldan tutup sağa doğru çekiyorsunuz. Şu sonda biraz böyle çekmeye devam edin. Uzun bu. Sonra sağ tık. Kopyala. Buraya geliyorsun abicim. Göz at. Yapıştır. Ekle. Seç. Ekle. Seçenekler. Yüksek performans. Finish the man. Easy bro. Tamam, artık ekran kartınız önem veriyor. Şimdi anlatmam gereken bir konu daha var. Onu da videonun sonuna saklayayım. Hani beyler videoyu izlemeye devam edin kafasında değil. Ekran kartı ayarları. Şimdi içinizde AMD kullanan var, Nvidia kullanan var. Bunun için bir öneride bulunacağım birazdan.
Şimdi Valorant'a giriyorum abi. Hesabımı çalan arkadaşa 1250 Valorant point hediye ediyorum. Evet. Beyler, bu videoda da çekiliş yapalım lan. Dur şuraya tıklayayım. Benim maaşım ayın 8'inde yatıyor. Ro FPS. Ben çalışıyorum dostlar ve bu parayla size çekiliş yapacağım. Bu videoda kanala abone olup like atıp yorumlara ünlem katılıyorum yazıp oyun içi isminizi ve etiketinizi yazın, tamam mı? Şey yapacağım. Maaş alınca ay sonu size 1250 Valorant point yollayacağım lan. Tamam mı? İçinizden 3 kişiye yollayacağım. İçimden geldi abi. Ya bir anda oldu, niye böyle bir şey oldu bilmiyorum. Şimdi oyun ayarlarımızı, konfigimizi silmiştik. Bakın ben ne yaptıysam şu ana kadar siz de aynısını yapın. Tutup da ben size şunu bunu yapın demiyorum. Siz ben ne yaptıysam tabii ki de aynısını yapın. Zaten performansınızın attığını göreceksiniz. Şimdi sağ üstten ayarlara tıklıyorum. Ayarlara girdim. Görmüş olduğunuz gibi görüntü ayarlarım sıfırlanmış arkadaşlar. Normalde ben böyle full de oynamıyorum. Sensitivity falan olduğu gibi duruyor. Görüntüye geldik. Buraya hiçbir şekilde karışmayın. Burası bu şekilde kalsın. En optimize bu arkadaşlar. Burada refleks düşük gecikmede açık kart takviye varsa açık kart takviye yapın. Grafik kalitesine gelecek olursak. Çok izlekli görselleştirme varsa açın. Diğerlerinin hepsini kapalı yapıyorsunuz. Fakat birazdan bir şey önereceğim. Hani biraz dingilce olacak ama işinize yarayacak. Şunlar bile arkadaşlar size %1'lik FPS kaybı yaratıyor. Bunları açmanız. O yüzden sadece istemci FPS'i ve A gidiş geliş süresiyle paket kaybını açıyorsanız açın. %3 FPS kaybedeceksiniz ama. Yani 100 FPS alıyorsanız kaç FPS alacaksınız lan? 95-90 o civarlarda alırsınız. Nişangah. Evet, nişangahın FPS'inin alakası var lan. Kafa karıştı beyler. Konfig videosuna gitti. Şimdi genele geldik. Şimdi önereceğim şey neydi biliyor musunuz? Çözünürlük. Şimdi ben 144 Hz monitör kullanıyorum. Şahsen ben 1920'ye 1080'de oyunu oynadığım zaman FPS'im çok fazla 144'ün altına düşmediği için çözünürlüğümü düşürme gerekçesi duymuyorum. Ha, çözünürlüğümü ne zaman düşürürüm? FPS'im 144'ün altına düşüyordur. Ne yaparım abi? Gelirim bir alttaki çözünürlüğü denerim. Yine mi düşüyor? Gelirim bir alttaki çözünürlüğü denerim. O yüzden siz 75 Hz monitör kullanıyorsanız FPS'iniz 75'in altına düşmeyecek şekilde bir çözünürlük seçin. Burada çok önemli bir şey göstereceğim. Grafik kalitesinde kenar yumuşatma. Arkadaşlar bunu 2x yapın. Neden? Hani bilgisayarınız ortalamaysa 4x yapabilirsiniz. Duvarla rakibi birbirinden çok ayrı gösteriyor. Yani bunu kapattığınız zaman rakip duvarla uzak mesafede belli olmuyor bazen. Bunu 2x yapın. Kafalar birazcık daha net görüküyor. Yani bunun bilgisini size buradan vereyim. Ben bunu artık 2x kullanıyorum. Ben de bunu yeni öğrendim arkadaşlar. Bunu 2x kullanıyorum. Genelde anlatacağım bazı şeyler var. İnternet ağ belleği. Bunu askeri yapın. Bunu azami yaparsanız oyunda donmalar, kasmalar, laglar yaşarsınız. Belki de donmalarınızın sebebi budur. Bunu askeri yapıyorsunuz. Arkadan vantilatör sesi geliyorsa özür dilerim. Mermizlerini gösterin arkadaşlar. Bu sizin işinize yararınız olacak. Yetişkinlere yönelik içeriklere de kapalı yapıyorsunuz. Evet, olay bu kadar arkadaşlar. Şimdi ayarlardan çık, oyunu aşağıya al. Şimdi geldik ekran kartı ayarlarına. Ben sizin hangi ekran kartını kullandığınızı bilmediğim için AMD kullanıcıları videoyu artık burada bırakabilirler. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Nvidia kullanıcıları videoya devam edebilirler. Şimdi Nvidia ayarlarımı göstereceğim. Arkadaşlar AMD kullanıcıları, Allah'a emanet olun beyler. Ya izleyecekseniz izleyin la oğlum, bak Nvidia öğrenirsiniz ha. Nvidia ayarları göstereceğim. İzlemeye devam edin, izlemeye devam etsin. Çayım bitmiş lan. Şimdi buradan Nvidia denetim masasını açıyorum. Lanet olası çayım bitmiş. Şu son yudumu alayım bari. Vantilatör sessiz olsana kardeşim, burada video çekiyoruz. Şimdi arkadaşlar görüntü ayarlarını ön ayarla falan filan. Ben buradaki ayarlarla oynarsam eğer buradaki görüntü ayarlarına tekrar gelip bunu seçmeniz gerek. Şimdi 3D ayarlarının yönetilmesi. Oğlum boğazım kurudu lan. Kapalı. Kapalı. Bakın en optimize ayarlar bunlar, tamam mı? Ben şöyle aşağı doğru çekiyorum. Vallahi beyler boğazım ağrıdı. Bakın aşağı doğru çekiyorum. Siz artık kopyalayın, tamam mı? Bunlar Valorant için en optimizasyon ayarlar. Bunlardan herhangi birini değiştiğiniz zaman en son gelip buradan bunu seçeceksiniz. Önce bunu seçerseniz sonra tekrar buradan girip ayar yaptığınızda bu default'a dönüyor. Bak döndü, gördünüz mü? Bak tıkladım buraya, döndü, gördünüz mü? Bunu benim tercihim. Önce kaliteyi çekin, sonra performansa çekin. Uygula. Arkadaşlar
Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Şunu da niye göstermedin derseniz, özellikler, buradan işte uyumluluk, yüksek DPI falan filan. Bunları zaten herkes biliyor. Yaparsınız. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Destekleriniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Çok güzel yorumlar alıyorum. Oğlum ben bu video bitirişlerini yapamıyorum la. Vallahi bak. Abone olun, like atın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Thank you.